Herkese selamlar. Artık uygulamamızda login sayfası ve daha sonrasında da sign up sayfasını hazırlamıştık. Bugün de Firebase'e bağlayıp Redux'ta async yapılarla yani asenkron yapılarla nasıl uğraşacağımızı, nasıl bu işlemleri yapacağımızı göstereceğiz. Hadi başlayalım. Daha öncesinde user slice içerisinde biz Redux'ı işlemiştik. Redux içerisinde özellikle bir kontrol aşaması yapmıştık. Login işlemi yapıyorduk. Eğer burada girdiğimiz e-mail ve password şuradakiyle uyuşuyorsa login işlemini gerçekleştiriyordu. Burada da false döndürüyor. Yani herhangi bir doğru bilgi girmediğimizi gösteriyor. test@tests.com girip 1-2-3-4-5-6 girdiğimizde login işlemi başarıyla oluyor. Ancak dediğimiz gibi bunu biz bu şekilde yapmıyoruz. Backend'e bağlıyoruz. Backend'teki sistemi dahil ediyoruz. Uygulamamızı yeniden çalıştırdığımızda login sayfamıza çeviriyor. Şimdi biz zaten bu tarafta bir Redux yapısı kurduk ve reducer kullanmıştık. Artık buradaki ekstra reducer'ı kullanacağız. Ekstra reducer da asenkron gelen yapıların yani cevap verme süresi olan yapılar olarak diye de bunu düşünebilirsiniz. Cevap verme süresi olan yapılar şu anlamda veriye istek gönderiyoruz veri gelsin diye ama o verinin gelmesi biraz zaman alıyor. Bu hem backend'den gelen cevabın gecikmesiyle olabiliyor hem de frontend tarafında yani telefonumuzun lokal belleğinde veriyi tutuyorsak o veriyi alırken de belirli bir süre geçiyor. Onu beklememiz gereken durumlarda anında cevap beklemeyeceksek beklememiz gerekiyor. Bu anlamda da asenkron deniliyor. Şimdi biz öncelikle Firebase'e başlayalım. Firebase tarafına geldiğimizde Firebase'in authentication yani out dediğimiz yapısını kullanacağız. Google'a yazdığınızda zaten karşınıza authentication olarak da Firebase'in kendi sitesi çıkacak. Firebase bir backend yapısını bize hazır halde sunuyor. Yani kodlamalarımıza çoğunlukla gerek kalmadan bunları hazır alarak kullanabiliyoruz. Normalde biz bu yapıları teker teker backend tarafında kodluyoruz. Ve bir hosting ya da server hizmetine bunu yükleyerek buradaki sistemi çalışır hale getiriyoruz. Ancak Firebase bize hazır platform sunuyor. Burada authentication'a girdikten sonra yan tarafta kullanacağınız teknolojiler, diller olarak da seçenekleri görebiliyorsunuz. Şimdi baktığınızda iOS, Android, Flutter ve C++ gibi gidiyor. Burada React Native'i göremeyince şaşırmayın çünkü şöyle bir durum var. React Native React.js yani web tarafıyla aynı şekilde işliyor. O yüzden direkt web olarak bu sisteme giriş yapıyorlar. Biz de bu sistemi kullanacağız çünkü birebir aynı şekilde kullanabiliyoruz. Web React Native ile aynıdır. Hangi dokümantasyonda bakarsanız bakın React Native'i göremezseniz web versiyonuyla devam edebilirsiniz. Web seçeneğine gelip burada Get Started yaptıktan sonra bize ilk yapmamız gereken aşamalardan bahsediyorlar. Burada iki tane seçenek var. Bunların ikisinin arasındaki detayları var ancak çok bilmenize gerek yok. Buradaki web modülü kısmını kullanacağız biz. Bu yapıyı burada kurmuş olacağız. Buradaki yapıya şöyle şu şekilde baktığınızda bu config dosyası yani hangi projeye kendi uygulamamızı entegre edeceğiz. Çünkü biz Firebase'de birden fazla projeye sahip olabiliriz. Bu da config dediği kendi projemizin kodları var. O kodlara girerek oluyor. Aslında dokümantasyon çok açık bir şekilde anlatıyor. Yeni bir user kaydetme nasıl yapacağız? Daha sonrasında da var olan bir user yani kullanıcı nasıl giriş yapacak? Login işlemlerini gerçekleştirecek? Burada hepsi yazıyor. Aşağıda da detaylı diğer adımları da gösterebiliyor. Hatta daha sonrasında Google ve Facebook, Twitter, GitHub gibi sistemlerle de login yapmanızı sağlayan seçenekleri de veriyor. Biz şu an sadece e-mail ve pasaportla kendimiz giriş yapacağımız seçeneği kullanacağız. Öncelikle bizim bir proje oluşturmamız gerekiyor. Projede de ben Chrome kullanıyorum. Halihazırda bir Gmail'im açık oluyor. Biliyorsunuz normalde Chrome'larda kendi Gmail'iniz açık oluyor. O yüzden girer girmez Firebase'de burada login işlemimiz açık oluyor. Ancak değilse de Firebase Console yazıp veya da bu sayfada şuradaki Go to Console kısmına giderek orada login işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz buraya tıklayarak konsol kısmına geçiş yapıyoruz. Bu artık bize ait bir panel, bir backend'imiz anlamına geliyor. Ve hiçbir projeniz yoksa daha öncesinden böyle bir ekran karşılıyor sizi. Ve yeni bir proje oluştur diyor. Evet şu an yeni bir proje oluşturacağız. Bu buraya tıkladığınızda daha önce de oluşturmuş olduklarınız varsa aşağıda çıkacaktır. Ancak önemli olan burada sizin yeni bir proje oluşturmanız. Proje oluştururken burada gireceğiniz isimin çok bir önemi yok. Çok fazla özel karakter yine de kullanmayın. Elinizden geldiğince Türkçe karakterleri hiç kullanmayın. Örneğin buraya ben test app diyorum. Aşağıda onaylanırsa bu şekilde bir yapı çıkıyor. Devam ediyoruz. Analistik yani kullanıcının takibi gibi konularda da Google tarafındaki yapıya bağlamanız gerekiyor. O yüzden şu an bunu kapatabilirsiniz. Google Analistik kısmını da tekrardan inceleyip girebilirsiniz. Bizim tarafımızda çok şu anlık alakası olmadığı için bu kısmı geçiyorum ve Create Project diyorum. Bunun kurulumu ufak bir süre alıyor. İnternet hızınıza göre de değişse de yine de arka planda kendisi hazır olunca göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi projeniz hazır diyor. Proje hazır dedikten sonra Continue'ye tıklayınca biz direkt projenin sayfasını atıyor. Şurada proje overview diyor. Yukarıda birden fazla projeniz varsa hangisine geçiş yapacağınızı görebilirsiniz. Hatta CEO Project dediğinizde artık var olan bir projenin ana sayfası olarak konsolda bu gelecek. Bizim test uygulamamız da burada. Geldik burada, ana sayfamızda hiçbir şeyimiz yok. Ancak yan tarafta Firebase'in bize neler sunduğu, neleri kullanabileceğimizi görebilirsiniz. Şurada build diyor. Build içerisinde buradaki bütün yapıları biz kullanabiliyoruz. Bunları biraz anlatayım. Zaten authentication'ı bahsettiğim gibi kullanacağız ve giriş çıkış işlemleri için olacak bu. App check uygulaması bu mobil uygulamalarla alakalı ama şu an önemli bir durumumuz yok. Önemli olan kısımlar şu kısımlar. Database olayı. Firestore database aslında backend tarafında bir database sistemine sahip olmamızı sağlıyor. Kendisi içerisinde bir database kullandırıyor. Bu yapıda real-time database arasındaki fark şu. Real-time database gerçekten anlık olarak daha hızlı cevap verebilen, örneğin oyunlarda. Şimdi siz yürüyorsunuz ya da bir kutucu ileri yürüttünüz. Karşı iki kişi telefonla multiplayer oyunu yapıyorsunuz. Anlık olarak sizin hareketlerinizi görüyor ama Firestore database böyle değil. Bunlar backend'e giriyor. Backend'den cevap geliyor. Onu bekliyorlar. Burada bekleme süresi gibi bir durum çok söz konusu değil. Tabii ki bunlar da her istek başına farklı fiyatlandırma yapıyor. Buradakilerin hepsi bir yerden sonra sizi fiyatlandırmaya tabi tutuyorlar. Şurada storage'a geçecek olursam burası daha çok fotoğraflarımızın, görsellerimizin tutulduğu alan olacak. Bu kısımda da görsellerinizi tutarak kullanıcılara yansıtabilirsiniz. Dediğim gibi en pahalı ürünlerinden bir tanesi storage, bir tanesi de real-time database diyebilirim. Hosting dediğimiz, isterseniz bir web sitesi hazırlayıp buraya atabilirsiniz, isterseniz başka sistemlerinizi, backendlerinizi özellikle hostinglerinden yapıya da atabilirsiniz. Aslında functions denilen yapı bize bir backend yazmayı, yazıyorsanız kodlama anlamında yazıp functions ile Firebase'e atıp orada tutmayı sağlıyor. Bunu da ileriki zamanlarda belki görebiliriz. Geri kalanlar bizim için şu an önemli değil. Authentication'a tıklıyoruz. Geldik, artık hiç daha önce authentication sistemi kurmadığımız için, projeyi yeni oluşturduğumuz için Get Started diye başlıyoruz. Burada hangi seçenekleri istediğinizi söylüyorlar. Öncelikle biz burada email ve password'a giriş yapma seçeneğini ekleyeceğiz. Diğer seçenekler de var. İşte telefonla, Google'la, Facebook'la gibi. Şu an sadece email kısmını yapacağız. Burada email password kısmını enable yapıyoruz. Bu şekilde giriş yapmalarını istiyoruz. Alt kısmında geçiyoruz. Bunu artık uygun hale getirdik. Yani bu şekilde giriş yapabilirsiniz anlamına geliyor. Artık tamam, bir authentication'ımız hazır bizim. İstediğinizde burada add provider diyerek diğer seçenekleri de ekleyebiliyorsunuz. Hallettik biz. Ancak projenin overview kısmına geliyoruz ve proje settings'lere giriyoruz. Bu proje settings'te artık uygulamamıza bunu entegre etmemiz lazım. Burada your apps diyor. Proje settings içerisinde şuradaki gelip proje settings'e tıklıyorsunuz ve your apps diyor. Bunun içerisinde bir setup yapmamız lazım. Şu web işaretidir. Android ve iOS biliyorsunuz. Burada web işaretine tıklıyoruz ve burada da proje ismimizi giriyoruz. Test app diyorum. Sadece burayı boş bırakıyorum. Register app diyorum ve bize artık frontend'de kullanacağımız kodlarımızı verecek. Firebase SDK denilen yapı. Bu yapıyı nasıl kullanacağımızı da bize adım adım anlatıyor bakın. Öncelikle npm install firebase yapın diyor. Bunu buradan kopyalıyoruz ve gelip terminalimizi durduruyoruz. Package.json'ımızı da açıyoruz. Buraya paket ekleyeceğiz. Daha önceki yaptığımız sistemler gibi. Burada npm install firebase dedim. Gördüğünüz gibi firebase burada eklendi. Şurada da görebiliyorsunuz firebase'in 10.7.1. versiyonunu eklemiş olduk. Bu sizin indirdiğiniz döneme göre versiyon değişikliği gösterebilir. Daha sonrasında tekrar geliyoruz firebase sayfamıza, diyor ki burada Firebase Config isminde bir proje açacaksın, bir sayfa açacaksın ve bu sayfanın içerisine de bu kodları yerleştireceksin. Bu kodları direkt kopyalayabiliriz. Ve geldik, projemizde SRC'yi de kapatıyorum. SRC'nin de dışında app.js ile aynı hiyerarşide olması için dışarıya tıklıyorum. Ve burada bir Firebase Config.js isimli bir dosya oluşturuyorum. İçerisine gelip uygulamamı yapıştırdım. Şimdi oradaki, şuradaki kodlar herkesin kendi projelerini özel olarak ilerleyecek. Bu proje içerisinde yaptığımız bütün işlemleri bir yerde çağırmamız gerekiyor. Farkındaysanız burada bir default çıkışı yok. Export default dememiz gerekiyor. Export default app diye bu dosyadan şuradaki app isimli artık oluşturulmuş authentication'ımızı çıkış yapıyoruz. Yani diğer dosyalarda kullanabiliyoruz. Bunu alıp kullanıp bir sonuç beklemeyeceğiz. Ancak sadece bunu bir kere çağırmamız gerekiyor. Bu çağırmamız gereken yapı da bizim navigation içerisindeki root navigation olacak. Burada da import app diyorum. Zaten Firebase config'e kendisi gidiyor gördüğünüz gibi. Sadece çağırın ama hiç kullanmayacaksınız. Burada çağrılmış olması yeterli olacak bizim için.
Daha sonrasında da navigation'ımızı kapatıyoruz ve user slice'ımıza geçiyoruz artık. Redux içerisinde user slice'daydık. Şimdi biz daha öncesinde burada kurduğumuz yapı içerisinde gördüğünüz gibi create slice yapıp reducer'ları bunun içerisinde yazdık. Ancak bunun dışında bir function yazacağız ve extra reducer'ı buraya ekleyeceğiz. Örneğin extra reducer ekleme ve function'ı eklemeyi burada size göstermek istiyorum. Initial state'imiz burada kalsın. Bizim import etmemiz gereken farklı yapılar var. Bunlar nelerdir? Öncelikle burada create slice yaptık. Ancak bu sefer de virgül koyup create async tank indiriyoruz. Async tank dediğimiz yapı bize bir function'ı çağırdığımızda cevap gelme süresi boyunca beklememizi sağlıyor. Bunun için de 3 farklı seçenek sunuyor. Yükleniyor, yüklendi ve reddedildi, yani hata verdi gibi sonuçlarla artık sonuçlanabiliyor. Bir de artık Firebase kısmındaki authentication kısmına gelip bu sistemleri de gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin ben sadece şu an öncelikle sign in yapacağım. O yüzden get out ve sign in email and password işlemini yapacağım. Her zaman buradaki sistemler düzgün bir şekilde gösterilmediği için ben size daha bunların gerçek hayattaki kullanımlarını göstermek istiyorum. Bu aşamada öncelikle indirmemiz gereken yapılardan bahsetti. Get out ve sign in with email and password Firebase out içerisinde. Öncelikle Firebase out içerisinde import edip from Firebase.out. Firebase out diye bir paketimiz yok. Bakın fark ettiyseniz Firebase içerisinde bizim kullanacağımız yapılar var, buradaki yapılar. Bu yapılar içerisinde de biz out'u seçiyoruz ve bunun içerisinde get out ile başlıyoruz. Zaten kendi seçenek sunuyor. Virgül sign in. Aşağıda görüyorsunuz bir sürü seçeneği var. With email and password seçeneğini de seçtik. Artık bunu kullanabiliriz. Gelelim async tank olayı nasıl olacak? Bunu nasıl çalıştıracağız? Bir function açıyorum burada. Diyorum ki export. Bu function tek başına bu dosya içerisinde çıkış almalı. Çünkü bunu bir yerde çağıracağız ve bunu kullanacağız. Export login diyorum. Export const login diyorum. Bu login işlemini ben adlandırdım. Bu ismi istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Artık login işlemi olacağı için ben login diye tercih ettim. Create async tank'ı çağırıyorum. Yani şuradaki yapıyı burada çağırıyorum. Bu yapı içerisinde parantezi açtıktan sonra bir yol tanımlamamız gerekiyor. Buna bir URL, yani link yapısı gibi düşünebilirsiniz. İleriki safhalarda çok detaylı kullanımımız olmayacak, ancak burada tanımlamamız gerekiyor. Örneğin buna diyorum ki ben user'da login işlemini yapacağım. Login işlemini de şu şekilde login olarak tanımlıyorum. Artık bu bir yol tanımlama gibi düşünün. Virgül koyuyoruz ve async yapımızı kuruyoruz. Async await olaylarına biraz daha detaylı ileride gireceğiz. Async yapısı bekle diyor. Parantez açıyoruz. Bir işlem var. Yani bu login işlemi bir function olarak çalışıyor. Daha önce de gördüğümüz gibi function içerisine bir veri gönderebiliyorduk function'la birlikte. Bu da aynı yapıda çalışıyor. Function'a bir obje olarak veri gelecek. Bu objede username diyorum, password diyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Buradaki isimler props yapısıyla çalışıyor. Props'ları da daha önceki derste gördük. Şuradaki yapıda function yapısı olarak anlamanız için şöyle de olabilir. Bir value da gelebilir. Bu anlamda obje de gelebiliyor. Objeyi de direkt obje olarak tanımlayabiliyoruz olarak görmenizi istedim. Username virgül password diye süslü parantezler içerisinde açıyorum. Ancak şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada yaptıktan sonra süslü parantezden bir parantezden çıkıp bunun devamında function kuracağız. Arrow function. Yani şuradaki parantezin kapanışı aslında en altta kalacak ve içerisinde yapı kuracağız. Buna da süslü parantez açıyorum. Tekrardan geri geleyim. Aşağıya indirdim. Tüm yapımız bundan ibaret. Dışarıdaki parantez kapanış async tank'ın, içerideki süslü parantez de şuradaki async yapısındaki oluşturduğumuz function'dan geliyor. Aslında create async tank'ta yol tanımlıyoruz, bir de arrow function açıyoruz kendisi içerisinde. Şimdi async await olaylarında try catch olaylarımız var bizim. Async await dediğimizde try catch'i basıyoruz hemen. Try catch otomatik olarak çıkan bir sistem burada. Yani try şuradaki işlemleri dene, sonuç olumsuzsa oluşan hatayı yakala ve burada da o hatayla ilgilen anlamına geliyor. Örneğin burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Önce authentication'ı sağlayacağız. Uygulamamız authentication'ı sağlayıp çalışıyor mu? Const diyorum. Buna out ismi verip siz başka bir isim yapabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde tanımladım. Get out diye tanımlayıp bu get out işlemini çalıştırıyorum ve bizim authentication'ımız olup olmadığını Firebase config dosyamızla kontrol ederek cevaplıyor. Aşağıya geçiyorum. Sonra diyorum ki Const user, user credential, yani kullanıcının bilgileri anlamına geliyor bu. Ve burada await diyoruz. Bak, async, await, beklenecek yapı ve bekle.
try, catch. Bunlar ayrılmaz bir parça olarak düşünebilirsiniz. Async, await, try, catch. Bunlar hep birlikte kullanılıyor. Await dediğimiz yapı bundan sonraki işlemi bekle anlamına geliyor. Bu da nedir? Sign in with email and password'la içerisinde yapıları koyacağız. Bunlar yapılarından birisi out. Yani sign in yap ama önce buradaki authentication'ımızı doğrula. Doğru uygulamaya gittiğimizden emin ol. Sonra virgül koyuyorum ve şuradaki username'i gönderiyorum. Bunu kontrol et ve bu password'la birlikte kontrol et diyorum. Sign in dediğimizde olay bu. Giriş yap. Hangi uygulamaya? Buradaki out işlemini. Biz nerede yaptık? Firebase config'de yaptık zaten. Buradaki username ve password'la bunun kontrolünü yap diyor. Şimdi bunu yaptık. Gelen veriler var. Gelen veriler içerisinde direkt istediğimiz veriye ulaşmamız gerekiyor bizim. Bundan dolayı da şöyle bir yapı kuracağız. User diyorum artık. Burada user'ın bilgilerini alacağım. User credential içerisinde gelen veriler içerisinde nokta user diye bir veri var. Bununla alakalı değil. Bu ismi ben isimlendirdim. Ancak burada user credential içerisinde user diye bir veri var. Bunu user'a atama yap. Sonra const nokta token diyorum. Gelecek token'ımız var. Bu da şu user içerisinde, yani user credential nokta user nokta CTS token manager gibi yapılarla devam ediyor. Bu işlemler uzamasın diye her birini ayrı yapılara tanımlıyoruz. Buradaki user'ı alıp buraya user olarak koyuyorum. CTS token manager nokta access token da diyorum. Artık token'a eriştik. User'a eriştik. Bunu ve bunu ayrı olarak kullanacağım. O yüzden ayrı ayrı bir değişkene tanımladım. Burada CTS token nokta access token dedikten sonra bu işlemimizde bir objeye atayıp buradan çıkartacağız. Nasıl? Bu verilerimizi aslında ikisini birden çıktı almak istiyoruz. İkisini birden çıktığı da bir obje olarak alabiliriz. User data diye bunların ikisini bir genelledim. Aşağıya geçtim, dedim ki token'ı al. Sadece token olarak koy. Virgül. Şu user'ı da al. User'ı yine user ismiyle isimlendiriyorum. Çünkü çağırdığımda değişecek. Burada user sadece kendi ismiyle çağrılmıyor. Buraya user, user bilgileri, user işte value gibi değerler girebilirsiniz. Bu isimle şu isim farklı ama kullanımlar hep böyle. Bu yüzden bunları da kafanızda karıştırmayın diye gerçek hayattaki kullanım örnekleri üzerinden veriyorum. Artık burada user datamız hazır. Ve burada da return diyorum. Return dedikten sonra ne yazarsanız biliyorsunuz user data bu function'dan çıkış yapıyor anlamına geliyor. Şimdi başarılı try yaptık. Eğer bu başarılı sonucu elde ettiysek return user data'yı bize çıktı olarak verecek. Ama diyelim ki artık bu işlemde bir hatayla karşılaştık. Bu aşağıda da hata geldiğinde buna throw error diyoruz. Throw error bizim uygulamamızda şu aşağıda gördüğünüz gibi hatayla da gösteriyor. Aynı zamanda bir console log da yapabiliriz. Error daha iyi olacaktır. Bu error'u da nereden geldiğini anlamak için ben küçük mesajlar eklemenizi tavsiye ediyorum. Örneğin burada nedir? Biz hangisindeyiz? User slice 21. line olarak da buraya tanımlayıp error hatasını yansıtabiliriz. Sonra nerede hata geldiğini daha iyi anlarız. Zaten kendisi detaylı verecek bu taraftan geldiğine dair ama biz yine de işimizi garantiye alarak bu işten devam edeceğiz. Şimdi gelelim Async Tank'ı yaptık ama Async Tank'ı artık Extra Reducer olarak nasıl kullanacağız? Extra Reducer işleminde ise hemen aşağıya geliyorum. Burası Reducer'dı. Şurayı kapatayım. Şöyle görün. Aşağıya da geçiyorum. Reducer'ın içinden bir de Extra Reducer kuruyorum. Şuradaki Reducer'larımız duruyor. Sadece kapattım bu işlemi. Extra Reducer'ımız da Reducer mantığı gibi ama bir ufak farkla. Burada iki nokta üst üste koyuyorum. Parantez açıyorum. Ve arrow function'ımı açıyorum. Şimdi bunun içerisinde bir sistem dönecek. O yüzden buraya builder demem gerekiyor. Bu yapı artık aşağıda kullanılarak durmadan farklı seçenekleri değerlendirmemizi sağlıyor. Yani builder. Nokta add case olayımız var. Şimdi bu add case'ten onlarca yapabiliyoruz. Yani add case, nokta add case gibi. Case olayı da her bir durum için ayrı. Örneğin login işlemi yaptık. Biz login'i burada kontrol edeceğiz. Sonra sign up olabilir. Sonra password forgot olabilir. Ve başka işlemler olabilir. Defalarca kullanabiliyoruz. O yüzden bu noktayı aşağıya çekebiliyorum. Her birini aşağıya doğru çekiyoruz. Şimdi bunların her biri aşağıda olduğu için artık bunları farklı farklı kullanabilirim. Bunlar aslında her bir Create Async Tank için 3 tane gerekli. 3 tane gerekli olmasının sebebini de şu şekilde açıklayabilirim. Yukarıdaki login function'ımın adını aldım. Login function'ını burada dinle diyorum. Nokta pending diyorum. Yani yükleniyor. Hala yüklenme aşamasında. Yani cevap bekliyoruz karşı taraftan. Virgül, parantez aç, arrow function'ı aç ve bir function oluştur. İçerisinde bunu dinlediğimize dair işlemler yapalım diyorum. Sonra aşağıya geçiyorum. Diyorum ki yine aynı login'i al.
fulfilled yani başarıyla sonuçlandı anlamına geliyor fulfilled. Olursa yeni bir function aç. Siz bir parantezle bu işlemin içerisinde bir function'da işlemler yapacağız. Başarılı olduğu durumda neler yapmamız gerektiğini tanımlayacağız. Son olarak ise login.reject diyorum. Yani karşı taraftan hata mesajı geldi. Login işlemi olmadı. O zaman ne yapacağız? Bunu da bu function'da değerlendireceğiz. Yukarıda yaptığımız her create async tank işlemi için bir function yapısı olarak aşağıda 3 tane yapı kuruyoruz. Pending, fulfilled, rejected. Şimdi bunların her birini aşağıya alarak şöyle şöyle function yapıları şeklinde kuracağız. Bunların içerisinde önemli olan şu. Reducer'da biz ne yapıyorduk? State ve action alıyorduk değil mi? Bunda da aynı şekilde işliyor sistem. Burada state diyoruz. Her birine state diyorum çünkü bu state bizim initial state'imiz var ya şuradaki. Bunları değiştirmek için kurulu bir yapı. Artık bizim bu taraftaki yapıda user'a ihtiyacımız yok. Çünkü user'ı zaten backend tarafında işlem yapacağız. Backend tarafında da login işlemine tabi tutacağız. Buradaki user'ı kaldırdım. Şimdi user normalde navigation sistemim içerisinde şuradaki user selector'da is out kısmını çalıştırıyordu. Ve login işlemi de normalde reducer içerisindeki set login işleminde kontrol ediliyordu. Buradaki işlemlerin hiçbiri bize lazım olmayacak. Bunları kaldıracağız. Şu an pending işlemindeyiz. Yani karşı tarafa istek gönderdik Firebase'e ve cevap bekliyoruz. Bu cevap beklerken state nokta yukarıda neyimiz var bizim? Initial state'imizin içerisinde is loading ve out var değil mi? O zaman is loading aşaması dönmeye başlasın. Çünkü giriş yapacağız henüz. Is loading true ve state nokta is out diyorum. False. Yani zaten false'tu. Hala giriş yapmadık anlamına da geliyor. Şimdi başarılı olduk. O zaman diyoruz ki başarılı oldu. Sonuç aldık. Login işlemi gerçekleşsin. Is loading'i durduruyoruz ve false çeviriyoruz. Sonrasında aşağıya geçiyorum ve state nokta is out'a true giriyorum. Ancak burada işlem bitmiyor. Çünkü burada aslında bilgileri girmemiz gerekiyor. Yani kullanıcıdan aldığımız bilgilerimiz vardı bizim. Kullanıcıdan ne bilgileri çıktı veriyorduk? Token ve user çıktı veriyorduk. Bunu kullanacağız biz. O yüzden initial state'e veri ekliyoruz biz burada. Ne ekleyeceğiz? Token null dönsün. Yani hiçbir değer yok anlamında. User null dönsün. Bu user sadece yine yeniden isimlendirdiğimiz isimlendirme. Yukarıdaki user'ı buraya atacağız ama bu isim o isim o anlamına gelmiyor. Hemen aşağıda da başarıyla sonuçlandık ki state virgül action diyorum. Çünkü action.payload diyorduk ya biz burada. Aynı yapıda action.payload'u buraya set edeceğiz. State.user'a action.payload.user'ı gönderiyoruz. Şimdi action.payload komple şuradaki objeydi ya return verdiği için. İçerisindeki user'ı alacağız ve oraya set edeceğiz. Bir de token'ımızı alacağız. O yüzden action.payload.user. State.token aşamasını da action.payload.token girişinde yapmış oluyorum. Bu aşamayı da gerçekleştirdiğimize göre bir sıkıntı kalmadı. Aşağıda geldiğimizde tekrardan eğer reddedilirse ne yapacağız? State nokta is loading'i durduruyoruz. Çünkü hata mesajı geldi. State nokta is out'u da burada false'a çeviriyoruz. Tekrardan böyle oluyor. Buralarda normalde hata mesajlarını da kontrol etmemiz gerekiyor. Rejected olduğunda da zaten throw error diyorduk ki biz burada. Throw error olduğu zaman da şuraya hata mesajını set edelim hatta. Error normalde yok. Yani null olsun istiyoruz. Error'u da bu kısımda state nokta error mesajına hatayı yani ekrana yansıtmamız gerekiyor kullanıcıya. State nokta error mesajımızı yani şuradaki error'a da biz set edelim. Ne gelecek? Action nokta error nokta mesaj. Bu sefer action nokta şuraya da action'ı ekliyorum. Bu sefer action error mesaj neden action payload değil? Çünkü payload eğer başarılı olursa dönen sonuçta action'da throw error yapmıştık. O yüzden action'dan direkt error döndü. Error'dan hangi mesaj geldi onu yansıtıyoruz. Olayımız bu kadar. Normalde async await tanklarda yapımız bu kadar. Şuradaki yapıyla login, buradakiyle de giriş işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi sign up işlemini bu derste gerçekleştirmeyeceğiz. Yani bir kullanıcı oluşturmayacağız. Ama buraya örnek bir kullanıcı oluşturalım. Buradaki authentication'a gidelim. Örneğin user diyor, add user diyor. Manuel olarak giriyorum ama bunu yapmayın. Daha sonraki derste sign up işlemi yapacağız. Test at test.com giriyorum. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriyorum. Add user dedim. Artık böyle bir user'ım var. UID de burada şifrelenmiş şekilde geldi. Test at test.com. Bunun başarılı olup olmadığını kontrol edeceğiz. NPX Expo Start yapıp uygulamamızı baştan başlatıyoruz. Şimdi giriş işlemimiz burada ancak biz buradaki login butonuna ne vermiştik?
login butonu işlemi için biz şuradaki login'e gidiyoruz. Screens'e geldik, login page'e gittik ve login olduğu durumda set login'i çalıştır demiştik. Yani user slice'deki reducer içerisindeki set login'i çalıştır demiştik. Ancak bunu artık kullanmıyoruz. Bu yüzden bu set login'i silebiliriz. Bu set login'i sildik. Aşağıda da set login'i kaldırdık. Çünkü ihtiyacımız yok. Artık biz neyi kullanacağız? Şuradaki login işlemini kullanacağız. O yüzden login page'e gidip yukarıda oradaki login işlemini indiriyorum. Import login diyorum. Hatta user reducer içerisinde de login function'ımız geldi. Aynı dispatch'in içerisinde olduğu gibi bu yapıyı da göndereceğiz. Set login işlemini çalıştırdığımızda, set login işlemini çalıştırdığımızda user password ve diğerini göndereceğiz. Normalde biz user slice içerisinde ne girdik? E-mail ve password'u gönderdik ya. E-mail ve password'u burada direkt çalıştır da burada kendisi içerisinde kullan diye göndermiyoruz. O yüzden e-mail ve password'u burada set etmiyoruz. Yani login page'e gelince set login işlemi yerine şuradaki login function'ımızı alacağız ve buraya yapıştıracağız. Set login yerine bunu yapıştırdım ve içerisine obje formatında şuradaki e-mail ve password'u göndereceğim. Yani bunu yine slice içerisinden almış oluyoruz. E-mail virgül password diyorum. Artık burada login işlemine tıkladığımızda sonucu göreceğiz. Buraya geldim, yazıyorum test@test.com. Aşağıda geldim, 1 2 3 4 5 6 girdim. Login işlemine bastım. Login işlemine bastım. Şu anda hata çıktı. Mesela hatayı da göstermek istiyorum. Bu hata şundan dolayı kaynaklanıyor. Normalde bunu diyor, giriş işlemlerini lokal storage'ınızda tutun diyor. Async storage olayını daha sonraki derste anlatacağım. Ancak burada kısaca bir kullanış yapacağız. Ve buradaki yapıda şu paketi indir diyor. Bakın bunları teker teker işleme tabi tutacağız. Bu paketi indirin diyor. Sonra da memory persistence olayını şu şekildeki kodları yazarak girin diyor. Hemen npm i'yi yazıyorum ve bu paketi indiriyorum. Şurada da göreceksiniz zaten package.json'ımızın içerisinde. Şurada async storage'ımız geldi. Async storage'ımızda daha sonrasında şuradaki yapıyı kullanın diyor. Şimdi bir Firebase out yapmıştık. Neredeyiz? Buradaki config içerisinde Firebase app'i yapmıştık. Ancak biz burada bir de Firebase out'u çağıracağız. Yani şuradaki yapıyı çağıracağız. Şu yapıyı alıp buraya getirdik. Şuradaki yorumları silebiliriz. Buraya getirdik. Daha sonrasında bir de neyi indirin diyor. Şuradaki async storage yani local storage'a, telefonumuzun ön belleğine kaydedecek yapıyı buraya kaydedin diyor. Bunu da diyor şu şekilde diyor çalıştırın. Const out app'i de çalıştırarak şunun hemen altına getireceğiz ve bu şekilde de async storage yapısını kullanacağız. Şimdi normalde tam istekleri karşılamadığımız halde expose start diyorum. İ'ye bastım, tekrardan uygulamamı çalıştırıyorum. test@test.com diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Login işlemini gerçekleştirdik mi? User slice 21. line'da yanlış işlem girdiniz diyor. test@test.com'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi bizim şifremiz. test@test.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Login işlemini gerçekleştiriyoruz. Biz bu login hatasında neyin için karşılaştık onu anlatacağım. Biz burada ne söylemiştik daha öncesinde? Buradaki e-mail ve password kısmını gelip de user slice'ı set etmiyorduk. User slice içerisinde set edip buradan daha sonrasında çektiğimiz için karşı tarafa veriyi göndermedik. Buradaki yapıyı kaldırıyorum. Login işlemi içerisinde de set password ve set e-mail'imiz vardı ya, sadece şuradaki set işlemleri gerçekleşsin diye yapılmıştı dispatch işlemi için. Eğer manuel olarak yapıyorsak bunları kullanacaktık. Ancak şu an onu kullanmıyoruz. Artık buradaki e-mail password yapısını kullanmayacağız. Bu yapıyı kaldırıyorum. Bu yapıyı kaldırdıktan sonra yine eskisi gibi use state yapısı kuruyorum. Use state yapısında da email diyorum. Set email, use state diyorum. Password diyorum. Set password diyorum ve bu yapıyı da kurmuş oluyorum. Şimdi bu use state doesn't exist dediği için şurada use state'imizi import ediyorduk biliyorsunuz. Artık bu yapı içerisinde göndereceğimiz verilerimiz düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor. Buradaki dispatch'ler artık kalkacak. Dispatch'leri de set etmiyoruz çünkü. Hem e-mail'i hem de diğer yapıyı direkt set ediyoruz. Şunu kaldırdım, dispatch'i de kaldırdım. Yukarıdaki set kısımlarını kaldırıyoruz artık. Artık giriş yapıyorum. test@test.com diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Gördüğünüz gibi şu an bir giriş yapıyoruz ve girişte durmadan bize burada e-mail bulunamadı yazıyor. Burada aslında tüm eğitim sisteminden daha önemli bir aşama var. Bu aşamayı şu an göreceğiz.
hata ayıklamayı her zaman ön plana çıkartıyorum. Gerçek işlere girdiğinizde de bu hata ayıklamalarla uğraşacaksınız. Diyelim ki e-mail bulunamadı diye bir mesaj geldi. Normalde Firebase sistemimiz düzgün çalıştığını gösteriyor. Artık e-mail bulunamadı diyor. O zaman hata ayıklamayı hatayı takip ederek yapacağız. E-mail sistemi nasıl gelmedi? E-mail olarak nasıl gönderilmedi? Login sayfasına geliyorum. Set e-mail diyorum. Ve yazdığım e-mail oraya gidiyor mu? Onu bir kontrol edelim. E-mailimiz vardı bizim burada. Geliyorum. Console log yapıyorum. Ve e-maili buraya yansıtıyorum. Şimdi yazmaya başlıyorum. test@test.com. Bunu kopyalıyorum. Tekrar uğraşmıyorum. Burada normal bir şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimizde de tekrardan şifremizi giriyoruz. Her şey aslında normalde gitmesi gerekiyor. Diyelim ki artık burada login sayfasındaki e-mail use state'imiz düzgün çalışıyor. O zaman sorun nerede oluyor? Burada göndermeye başladık. Artık login sayfasına gönderdik. User slice içerisindeki login function'da username ve password'da hataya geliyor. Password hatası olmadığını nereden anlıyoruz? E-mail bulunamadı deniliyor. O yüzden hemen şurada try'ın üstüne de geliyorum. Ve diyorum ki console log username. Hatta buraya string de yazıyorum. Username diyorum. Bunu göstersin diyorum. Şimdi buraya e-mailimi yapıştırdım. Buraya e-mailimi giriyorum. Bakın tekrardan ilk harf kontrolü yapmamız lazım. test@test.com. Aşağıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login yapıyorum. Username undefined. Peki bunun şifresi düzgün gidiyor mu? Aşağıya da password diye değiştirelim. Buraya da password diyorum. Tekrar gönderiyorum. Aslında password kısmı gidiyor ama username'de undefined olayı var. Şimdi geleceğiz burada aslında daha önceki konuştuğumuz konuları anlayıp anlamadığınız tarafına. Neden? Çünkü biz burada ne tanımladık? Username ve password'u ayrı ayrı girmek yerine bir obje olarak tanımladık. Ve içerisinde bunları çağırdık. Bu durumda ne oluyordu? Biz normalde login sayfasına gelip örnek gösterecek olursam. Farkındaysanız bir süslü parantezle import yöntemimiz vardı. Bir de direkt import yöntemimiz vardı. Direkt import yöntemleri hangi durumlarda geçerliydi? Şuradaki örneği Firebase config diyelim. Export default dediğimiz durumlarda geçerliydi. Mesela gelip şurada user slice'a baktığımızda const yapıyoruz. Bir de aşağıda en sonunda export default user slice diyoruz ki bunu da zaten store içerisinde gördüğünüz gibi user reducer olarak ismini değiştirip çağırabiliyoruz biz. Ama biz burada email, password, username ve password'u biz burada obje olarak çektiğimiz için bu içindeki isimler birebir aynı olmak zorunda. Bu isimler burada nasıl andıysak login sayfasında da gönderirken o şekilde anılmak zorunda. Password o şekilde gönderiliyor. Ama e-mail bu şekilde gönderilmemesi lazım. Username olması gerekiyor. O yüzden biz buradaki e-mail normalde olması gerekiyor ya. E-mail girdik. Buraya da e-mail gönderdik. O zaman demek ki burada username yerine buraya e-mail gireceğiz. Ve şuradakini de e-mail olarak değiştireceğiz. Şimdi tekrardan geliyorum ve tekrar tıkladığımda burada login işleminde gördüğünüz gibi giriş yapabildik. Artık homepage'deyiz. Homepage'deyiz. Aldığımız bilgileri burada görüntülememiz gerekiyor. Yani kullanıcının verileri nerede? Burada e-maili test@test.com diyor. E-mail verified olayımız var. Bunu daha sonrasında işleyebiliriz. E-mail verified yaptıktan sonra access token'ımız da burada. Zaten fulfilled olayı çalıştı ya şu an. Buradaki sistem içerisinde girdikten sonra gördüğünüz gibi biz şurada username ve password'u burada işledik. Artık başarılı bir şekilde giriş yaptık. Genelde farklı sonuçları olmakla birlikte bu tarz hatayla karşılaşabiliyoruz. Burada da non-serializable olarak da bir hatayla karşılaşıyoruz. Bunun tamamen bizim yaptığımız kodlar dışındaki bir hatayla karşılaşma sebebi oluyor. O da store ile alakalı. Store kısmına geldiğimizde bizim burada yapmamız gereken birkaç işlem var. Bakın şu ana kadar normalde Redux'ımız hata çıkartmadı ama async yapılarda çıkartmaya başladı. Bunun da sebebi Redux tank olayıdır. Redux tank olayında dokümantasyonda biraz zaman alıyor bunu bulması, hatayı bulması. Ancak ben direkt size cevabını vereceğim burada. Redux tank'ı import edeceğiz biz burada. Ve daha sonrasında işleme tabi tutacağız. Yani Redux tank'ı gelip npm e Redux tank olarak indirip
Package.json içerisinde de gördüğünüz gibi indirildiğini görüyoruz. Tekrardan uygulamamızı başlatıyoruz. Redux Tank geldi. Şuradaki Redux Store içerisine gelip Redux Tank'ı import etmemiz gerekiyor. Redux Tank içerisinde Tank'ı import ettik. Burada Reducer'ın altına bu hatayı kaldırmak için Middleware yazıyoruz. Middleware'de de şu şekilde getDefaultMiddleware yapı function açıp getDefaultMiddleware'in içerisine serializable check'i false yapıyoruz. Şimdi bu uygulamayı baştan başlatıp tekrardan şurada test at test.com olarak giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak da giriş yaptığımızda login işlemini gerçekleştirdik. Şifreyi kaydetmek istemiyorum ve herhangi bir hatayla karşılaşmıyorum. Bakın şuradaki hatanın çözümünü birçok şekilde hem dokümantasyonda hem Google'da bulabilirsiniz ama şu an çalışan versiyonu bu. Bu serializable olayında da girdiğimizde bu şekilde çözüyoruz. Şu an login işlemini gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Konsolda Firebase'imizi bağlıyoruz. Bu da nedir? Buradaki Authentication'da bir proje kurduk ve burada örnek bir user girdik. Daha sonraki dersimizde de bir sign up yapıp kullanıcı kaydı gerçekleştireceğiz. Proje Settings'e geldik. Proje Settings içerisindeki bir app oluşturduk. Burada daha öncesinde yoktu. Hatta sonra da bir app daha oluşturabiliyoruz. Test app dedim hatta ben bu ismini. npm install Firebase yapıp buradaki config işlemlerini gelip Firebase config dosyasının içerisine yerleştirdik. Ancak daha sonrasında bunun bir async storage ile tutulması gerektiği zorunluluğu geldiği için hata mesajında bunu bize gösterdi. Bunda da React Native Async Storage paketini indirdik. Package.json'da gördüğünüz gibi hem Firebase'imiz hem Async Storage'ımızı indirmiş olduk. Daha sonrasında buraya gelip Initialize Out ve Get React Native Persistence olayını indirdik bu paketleri Firebase Out içerisinde. Çünkü Firebase'i biz zaten indirdik, hem app kullandık hem out kısmını kullandık. Bir de Async Storage, yani telefonun ön belleğini kaydetme olayımız vardı. Buradaki Firebase projemizi bağladıktan sonra App Initialize tarafında zaten Firebase konsolda gösteriyordu. Sadece eklediğimiz nokta bizim şurası, şu iki satır, bir de şurası. Şuradaki app, buradaki app ile aynı olmak zorunda. Bu app buraya geliyor, bunun içerisine koyuyoruz. Bu React Native Async Storage buradan geliyor. Zaten gördüğünüz gibi şu pakette buradan geliyor. En son burada import'u export etmemize gerek yok. Out. Sadece export default app yapıyoruz ve initialize app'i burada Firebase'imizi export yapmış oluyoruz. Şimdi bunların ikisini kapattım. O Firebase'i nerede çağırıyorduk? Navigation'da root navigation içerisinde app olarak sadece çağırıyorduk. Kullanmamıza gerek yoktu. Artık bunu yaptık. Zaten bir önceki derste de burada slice'ımızın içerisindeki isOut'u çağırarak login işlemini gerçekleştirirse bizi user stack dediğimiz login sayfasını bırakıp home page'e göndermeyi yapıyorduk. Geldik user slice sayfasına. User slice sayfasında bugüne kadar sadece create slice yapmıştık. Bir de reducer işlemi gerçekleştirmiştik şu şekilde. Şimdi bu reducer işlemini gerçekleştirdik ama bir de extra reducer olayımız vardı. Extra reducer olayımızda cevap beklediğimiz dönmesi zaman alan verilerde bu işlemi kullanıyoruz. Hem backend'de hem de async storage denilen yapılarda daha sonra göreceğiz. Telefonun ön belleğini kaydedilen verilerde cevap süresi biraz gecikebiliyor. Bununla ilgilenmek zorundayız. Bu da async tank olayıyla, yani asenkron yapılar. Asenkron yapılarda yeni toolkit içerisinde create async tank olarak çağrılıyor. Aşağıya gelip de tekrardan bir Firebase işlemini gerçekleştirmemiz gerekecek login işlemi içerisinde. Burada get out ve sign in with email and password yaptık. Yani sadece email ve passwordla giriş yapılsın. Google, Facebook gibi hesaplarla giriş yapmıyoruz şu an. Async tank olayı biraz yapısı farklı olacaktır. O yüzden biraz kafanızı karıştırsa da tekrar ettiğinizde anlayacaksınız. Login işlemi için bir function oluşturuyoruz aslında. Export yapıyoruz. Kendisi içerisinde bu dışarıya çıkacak ki login işlemi içerisinde de biz bunu tekrardan import edip kullanabilelim. O yüzden burada export const login yaptıktan sonra şuradaki create async tank'tan bir tane oluşturuyoruz. Ve buraya bir URL oluşturuyoruz. Yani user'ımızın login sayfası olacağı bir aşamayı gerçekleştiriyoruz. İsimlendirdik burayı. Sonra da async açıyoruz. Burası sabit yapılar. Async tıkladığımızda gördüğünüz gibi await'i de peşinden getiriyor. Normal parantez açıp içerisine süslü parantezle email ve password ya da normal parantez olarak sadece şu dış parantezleri kullanıp direkt email password'u da girebilirsiniz. Eşittir deyip şurada bir function oluşturuyor. Gördüğünüz gibi şuradaki parantez aslında async tank'ın şuradaki açılış parantezinin kapanışı. Her şey create async tank içerisinde gerçekleşiyor. Async, await ve try
keç, bunlar sabit yapılar olarak da düşünebilirsiniz. Bunların farklı kullanım yolları da var. Ancak en doğru kullanım bu şekilde diye anlaşılır şekilde kullanacaksınız. E-mail ve password'dan bir function oluşturduk. Bu function içerisinde bir şeyi try edeceğiz, yani deneyeceğiz. Olursa sonucunu return'e döndüreceğiz. Olmazsa catch'le error yakalayacağız. Error yakaladıysak ona göre bir hem console log yapacağız hem de throw error çıktısı vereceğiz. Aslında return error'la mantık olarak aynı gibi. Bu yapıyı yaptıktan sonra şurası get out'la başlıyoruz. Nedir? Get out yani Firebase'deki authentication sistemimizi kontrol et. Aslında bu neyi kontrol ediyor biliyor musunuz? Bizim Firebase config'teki şuradaki bilgilerimizi Firebase'e gönderip evet bu projeye yetkisine sahibim. Bütün bilgiler benim elimde, bunu gönderdim. Evet bu projede değişiklik yapma yetkisi bende var diyor. Daha sonrasında da yine Firebase out'un sign in with email and password kısmını evet yani bekleyeceğimiz yapıda. Çünkü bunun cevabının gelmesi biraz süre alıyor. Biraz da internet yapınıza göre de hızınıza göre de değişebilir bu. Burada user credential yani user'ın bilgileri, kullanıcının bilgileri olsun diye ben böyle bir değişken ismi tanımladım. Out'u buraya tanımlıyorum. Diyorum ki yetkim olan uygulamanın yani Firebase uygulaması, Firebase'de açtığımız projenin içinde e-mail ve password'u gönderdiğimde kullanıcı orada kayıtlı mı kontrol et diyoruz. E-mail ve password buradan geliyor ve sonuç aldığımızda user credential'a gelmiş oluyor. Eğer bu aşamada hatayla karşılaşırsak geri kalan tüm aşamaları atlıyor ve catch error'a geçiyor ve hata veriyor. Hata verdiğinde de throw error dediği için aşağıdaki yapılarda reject'e yönlendiriyor bizi. Şimdi burada user credential'ı aldık. Ama aslında bu sistemler çok uzun gidiyor. Mesela user credential aslında sign in with email password'dan aldığın cevap user credential user CTS token manager access token diye peş peşe yazılabilir ama bu çok uzuyor. Yapı da okunaklı olmuyor. O yüzden her biri zaten ayrı kullanıma tabi olacağı için önce kullanıcının tüm bilgilerini karışık bir yapılar içerisinde aldık. Çok gerekli gereksiz bir sürü bilgi geliyor bunun içerisinde. Ama biz user isimli bir değişken tanımlıyorum. Bu tamamen şu konsolların yanındaki yazdıklarımızı artık bu şekilde kendiniz istediğiniz gibi yazabileceğinizi düşünebilirsiniz. Konsolun yanına user diye bir değişken tanımladım. Ve user credential içerisinde gelen bir sürü veri içerisinde sadece user denilen veriyi almam gerekiyor benim. User dediğimizde credential.user burada gelen verilerde user bilgisini alıyor. Şu user'la burası aynı değil. Burada zaten user bilgisini aldığım için ben user ismini tanımlamak istedim. Olay bundan ibaret. Sonra zaten kullanıcı bilgilerini aldım. Kullanıcı bilgileri içerisinde birçok veri var. Zaten giriş yaptığımızda gördünüz bir sürü bilgi var. İçerisinde token da dahil olmak üzere birçok bilgi var. Yani e-maili, pasportu, verify yapıldı mı, e-maili kontrol edildi mi gibisinden. Bunu bir alacağız. İşimiz var çünkü bu tarafla. Bunun user.user olarak da bir obje içerisine tanımlıyorum. Çünkü hem token'ını çıkartacağım buradan hem de user'ı almak istiyorum. Bundan dolayı ben user credential içerisindeki user'ı aldım. Bir de bu user credential.user'ın içerisinde bütün user bilgileri içerisinde CTS token keys değerine gidip içerisinde access token'ın value'sunu yani değerini almam gerekiyor. Aslında bunlar her bir noktadan sonra bir alt kademeyi in, bir alt kademeyi in diye içerisine baktırıyor. Token'ı çıkartıyoruz. User data içerisinde de token ve user ismini tanımladığım user bilgilerim var. Şuradaki user buradan geliyor. Buradaki user tamamen benim isimlendirmemden geliyor. İsimler birebir aynı olursa çok daha iyi olur ama hangisinin nereden geldiğini anlamak daha önemli. Şuradaki user ismi buralardan gelmiyor. Bu değişken ben tanımladım. Buradaki user ismi tamamen şuradaki user'dan geliyor. Token da zaten direkt şuradaki token'ın aynısı direkt olarak kullanabilirsiniz. Kullanıcı verilerimiz geldi. Başarılıysa user data çıktı, başarısızsa throw error yaptı. Bunu nasıl kontrol ediyoruz? Login işlemimiz var bizim burada ve extra reducer oluşturduk. Extra reducer bir function yapısıyla içerisinde builder oluşturan bir props'u var. Builder.addCase diyerek defalarca altına ekleyebiliriz. Bundan defalarca da daha sonrasında sign up yaptığımızda kullanacağız. Bunun 3 aşaması var. Pending, Fulfilled ve Rejected. Bunlar şu anlama geliyordu. Yüklenme aşamasında yani ve istek gönderdik, karşı taraftan cevap bekliyoruz. Bekleme süresi pending, yükleniyor gibi düşünebilirsiniz. Bu aşamada bizim initial state'imizin içerisindeki değerleri değiştiriyoruz. Yani nedir? Is loading true yani beklerken bir loading sayfası gelsin ekrana. Is out da false olsun ki homepage'e göndermesinler henüz. Fulfilled başarıyla sonuçlandı. Giriş yapıldı anlamına geliyor. Burada action var. Başarıyla giriş yaptıysa bir veri döndü demek anlamında. Is loading'i kapatıyoruz. Artık başarıyla giriş yaptı.
yüklenme ekranını kapat, is auto true döndür ve home page'e gönder anlamına geliyor. O arada da aynı zamanda biz initial state'imizin içerisindeki user'ın içerisine gelen payload dediğimiz şuradaki obje içerisindeki user'ı ve token'ı set etmemiz lazım. Buradaki state.user'a actionPayload.user yani o objenin içerisindeki user'ı burada da token'ı set ediyoruz. Eğer şuradaki throw error döndüyse, dediğim gibi şurada hatayla karşılaşırsak direkt throw error atlıyor kendisi. Throw error döndüyse rejected dönüyor. Login.rejected. Bu function isimleri burada önemli. Bu function isimleri hangisi ise onun işlemini yapacak. Burada rejected olduysa state kısımlarında zaten state loading'i durdur. Hatayla karşılaştık. Kullanıcı hata mesajını göster. Auto da false döndür ki home page'e gitmesin. Gelen throw error'dan gelen bir yapı vardı. Error mesajımız var. Action'da da action error mesaj olarak da gösterebiliyoruz. Zaten bu tarafta gösterdiğimizde uygulamayı yeniden başlattığımda tekrar giriş yapmam gerekiyor. Test at test.com dedim. Aşağı geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerine 7 girdim. Hatalı girdim yani. Login işlemini gerçekleştirdim. Invalid credential yani kullanıcı adı ya da e-mail ya da password hatalı diyor. Burada genel olarak bize dönüş yapıyor. Buradaki yaptığımız işlemi aslında biz error mesajı olarak set error yapmıştık farkındaysanız. Error mesajına gitmişti. Biz bunu login page'e de yansıtabiliriz. Nereden alacağız bunu? Şuradaki user selector içerisinde biz slice içerisindeki verilere ulaşabiliyorduk ya. Şuradaki error mesajını burada çağırabiliyoruz. Is loading'i çağırdığımız gibi. Şurada error diye çağırdım. Hata mesajını burada aşağıda yansıtabilirim. Örneğin login butonunun üzerine yansıtmak istiyorum. Şuradaki login butonum var. Bunun üzerine bir text girelim mesela. Buraya da yukarıdaki error'u koyuyorum. Bakın yukarıdaki error'da hata mesajımız burada ne oldu? Gözüktü. Farkındaysanız çıkıp geri gittiğimde bu gözükmeyecek. Ancak yanlış girdim. Bakın büyük harfle girmiş oldum. Test at test.com aşağıda geliyorum 1 2 3 4 5 6 şifremi doğru girdim ama buradaki baş harfini yanlış girdim. Karşı taraf bunu algılıyor. Bakın normalde yanlış girdim ama büyük harfi direkt otomatik küçük harfe çevirerek kendisi kontrol ediyor ve login işlemini gerçekleştirdi. Biz bunu zaten küçük harfe çevireceğiz daha sonrasında. Ama tekrardan bir giriş yapıyorum. test1@test.com yani yanlış bir e-mail girdim. 1 2 3 4 5 6 doğru bir şifreyle girdim. Ve ne dedi? Firebase error invalid credential. Bunu kullanıcıya gösterebiliriz. Ancak bu mesajı biz eğer bu mesaj olarak geliyorsa kullanıcıya daha farklı anlat anlamında olabilir. Yani geçersiz e-mail ve password olarak girdiniz diye biz yazabiliriz. Ama en kısa yolu bu şekilde kullanıcıya hata göstermek. Ama bu şekilde göstermeyin. Eğer hata eşittir buysa deyin. Kendiniz elinizle bir text yazın daha kolay olacaktır. Bu şekilde karşı tarafa göndermiş olduk. Şimdi burada ne yapmıştık? Biz normalde daha önce use state yapısını kaldırmıştık ama tekrar kurduk. Biz bunu Redux'ta tutmuyoruz. Çünkü tek bir sefer ihtiyacımız olacak bizim orada. Login yaptıktan sonra user bilgileri yine Redux'ta duruyor. O yüzden biz buradaki set password kısımlarında dispatch kullanmadan direkt normal use state'i set ediyoruz. Aşağıda gelip dispatch'te sadece dispatch'i login işlemi için kullanıyorum ve password'u gönderiyorum. Login nereden geldi? Login burada. User slice içerisinde geldi. User slice içerisindeki login function'ımdan yani şurada oluşturduğum create async tank function'ı vardı ya oradan geliyor çünkü export yapmıştım ben burada. Direkt export yaptığım için export default değil. Çünkü bir kere default yapılır bir sayfada. O da zaten sayfanın en altında şurada default olarak export yapıldı. O yüzden export sadece yaptığım için parantezler içerisinde kullandım ve bu ismi direkt aynı şekilde kullanmak zorundayım. Artık bu işlemi yaptıktan sonra bütün giriş işlemimizi başarıyla sonuçlandırmış oluyoruz. Hatta burada text.toLowerCase diye çalıştırırsak. Bakın sadece burada text'i göndermeden önce toLowerCase'i çalıştırdım. Burada büyük harfle girsem gördüğünüz gibi kendi küçük harfe geçiriyor. Hatta caps lock açık şu anda büyük harfle giriyorum gördüğünüz gibi. Durmadan büyük harfi küçüğe çeviriyor. Şurada test at test.com deyip aşağı iç 1 2 3 4 5 6 girdik. Hatta kullanıcı bilgileri geldiği zaman bize bir console log versin istiyorduk. Hatta şu user credential olayımızı bir çıktı alalım biz. Console log'dan user diyelim. Ve giriş yaptıysak başarılı bir şekilde giriş yaptık. Bakın sonuçlar geldi. Sonuçlar içerisinde biz neden user credential.user'a gidip oradan access token'a gidiyorduk?
Çünkü bir sürü veri var burada. Burası sadece user, yani user credential.user'a gidilmiş halini biz console.log olarak şurada çıktı aldık ve bu kadar bir obje döndü bize. Burada kullanmadığımız veriler de var gördüğünüz gibi. Burada özel veriler de var. Display name mesela kullanıcı adı girebilir kullanıcı kendisine. Onları daha sonra set edilebilir. E-mail'i, işte ne zaman login yaptı, burada süredir bu aslında tarih ve saat veriyor. Bunu farklı formatta veriyor. Biz bunu anlayacağımız formatta da çevirebiliriz daha sonra. Eğer kullanıcı telefon numarasını girdiyse bunu burada gösteriyor. Eğer fotoğraf kendisine profil fotoğrafı seçtiyse ve biz bunu nerede tutuyoruz? Buradaki build içerisinde, storage içerisinde bir yapı kursaydık ve bunu set edeceğimiz, yani fotoğrafları göndereceğimiz yapılar olsaydı buradan gönderecektik. Burada da onun URL'i yani linki olacaktı. Oradan otomatik olarak çekip ekrana yansıtacaktık ama en sonunda ne oldu? STS token, access token. Bizim aslında şurada ulaştığımız konu şu user buradaki bütün bilgiler demek. Nokta STS token. Bu bütün bilgiler içerisinde git şuradaki STS token'ı bul. Bu STS token da geri kalan tüm şuradaki obje yapılarını içerisinde barındırıyor gördüğünüz gibi. Ta aşağıya kadar geliyor. Bakın şifrelenmiş hali bu token dediğimiz yapı. Galiba ta şu aşağı kadar da geliyor ve bunun içerisinde access token'ı var, refresh token'ı var. İşte bir sürü yapısı var. Bunların hangisini seçeceğiz dediğimizde de access token'ı getir diyor. Access token'daki sadece şurası ve şuraya kadarki token yapısını bize kullanmamızı sağlıyor. Bunu ön belleğe kaydediyor. Tekrardan kullanıcı e-mail ve şifresini girmesin. Auto-login işlemini de sonraki derslerde yapacağız diye. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başarılı login işlemi yaptık. Hem Redux'ta extra reducer yapısını gördük. Hem de burada Firebase'i bağlayabilmiş olduk. Bu Firebase bağlanma olayıyla birlikte aslında daha gelişmiş aşamalara gittik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yine yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.